Merhaba. Bugün aslında bütün meslek hayatım boyunca çok fazla konuştuğum bir konudan bahsedeceğim. Emzirme, anne sütü. Bu konuda konuşacak o kadar çok şey var ki ama o kadar çok konuşuldu ve yazıldı ki tekrara düşmek istemem. O yüzden sadece ve sadece bazı püf noktalarına değinmek istiyorum. Deneyimim bana gösterdi ki bir işi yapmaya başladığınızda eğer olumlu duygularla işe girişmezseniz başarısız da olma ihtimaliniz çok fazla. Bunu da en çok yaşadığım şey emzirme. Eğer bebekle ilgili emziremeyeceğim duygusu varsa sizde bebeği kucağınıza aldığınızda emzirmeyi başarmanız mümkün değildir. Neden böyle bir duyguya kapıldığını hiç anlamıyorum annelerin. Aslında kaygıdan uzak davransalar ve işin doğasına bıraksalar, bu işin gerçekleşeceğini geçmişe bakarak görebiliriz. İnsanlar mamaların olmadığı dönemlerde bebeklerini emzirmişler. Demek ki bu çok da yapılması zor bir şey değil. O zamanki bilgi birikimine bugün sahip değildik. Bu kadar gelişmiş bir bilgi birikimiyle neden bu işi yapamayalım? Gördüğüm şey şu ki eğer anne emzirme konusunda kaygı yaşamıyorsa emzirmeyi kesinlikle çok başarıyor, çok rahat başarıyor. Ama kaygı varsa sorunlar başlıyor. O yüzden daha gebelik anında kendinizi benim bebeğimi emzirmemek için sebebim yok. Niye emzirmemeyi düşüneyim? Herkes gibi ben de bunu yapacağım deyip kaygı miktarınızı düşürmeye çalışın. Bebeğinizi kucağınıza aldığınızda kaygıdan uzak bir süreçte olun. Hatta bebeği almadan kendinizi bir hazırlayın olumlu duygulara. Bütün olumsuz duyguları uzaklaştırıp yaşadığınız sürecin olumlu taraflarına bakmaya çalışın. Sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmeyi başardınız. Onu emzirmeyi de başaracaksınız. Lütfen kaygıdan uzak olun. Diğer bir konu gaz sancıları. Gaz sancıları çok gündemde olan bir şey. Birincisi bebeğiniz ağlamadan büyümeyecek. İletişim yolu o. Her ağlama gaz sancısıyla bağlantılı değildir. Her ağlama bebeğin gastrointestinal sisteminden yani mide bağırsak sisteminden de kaynaklanmaz. Aslında kolik denen bebeklerin baktığınızda çoğunda annenin psikolojik durumunun iyi olmadığını görüyoruz. Doğusallık depresyonunda olduklarını görüyoruz. Anne ile bebeğin bağlanamadıklarını görüyoruz. O yüzden bebeğinizde gaz sancısı olduğunu düşünüyorsanız, kolik olduğunu düşünüyorsanız, bu durumun çok ciddi olduğunu düşünüyorsanız şöyle bir durup kendinizi gözden geçirin. Acaba sorun sizde olabilir mi? Bebek onu yansıtıyor, aynalıyor olabilir mi? Devamlı gergin olan biriyle birlikte olmak ister misiniz? Düşünün, çevrenizde vardır öyle bir insanlar. Onunla birlikte olduğunuzda hayat size yük gibi gelmeye başlar bir süre sürer. Çünkü her şeye olumsuz bakıyordur. Onunla birlikte olmak sizi mutlu eder mi? O zaman bebeğiniz de siz mutlu değilseniz sizinle birlikte olduğunda gergin olmasını normal karşılamaz mısınız? İyi hissetmiyorsanız ve bebeğiniz de bunu yansılıyor, o da iyi hissetmiyorsa birbirinizi olumsuz etkilersiniz ve bu giderek artar. Bunu engellemenin en iyi yolu kendini iyice bir gözden geçirip evet benim sorunlarım var. Ben kesinlikle kendimi iyi hissetmiyorum ve tek başına bunun altından kalkamıyorum. O zaman yardım almalıyım. Bazen küçücük bir sözün bile farkındalığı arttırdığını ve annenin tavrının değişmesiyle çocuğun da tavrının değiştiğini görüyorum. Yardım alın. Bebeğin gaz sancısı var deyip o duygu durumunu onun üzerine atmayın. Belki de sorun sizsiniz. Kendinize karşı dürüst olmaya çalışın. Gaz sancıların bir nedeni de özellikle 2 ile 3 ay arasında annenin böyle deli süt dönemi olur. Tabii bu kişiden kişiye değişir. Erken de olabilir, daha geç de olabilir ama genelde bu civarlarda 2 ile 3 arasında. Bazen 1 aylıkken de o görebiliyoruz. Deli bir süt olur. Hatta bir tarafı emzirirken diğer tarafından akar.
Bu ön süt art süt hikayesidir. Ön süt daha suludur miktar içerik olarak protein içeriği biraz daha fazla ama yağ içeriği azdır. Artı içinde oksitosin daha fazladır. Bebek bu sütü aldığında birkaç şey olur. Bir, oksitosin bağırsakları etkiler, biraz daha hareketlendirir. İki, bebek ön sütü çok aldığında doymaz, daha fazla emmeye çalışır. Dolayısıyla mide bağırsak sistemine giden besin miktarı çok artar. Bu da işte gaz sancılarına neden olur. Artı oksitosin de var işin içinde. İşler çığırından çıkar. Eğer süt miktarınızın çok fazla olduğu bir dönemde bebeğinizin gaz sancılarının fazla olduğunu fark ediyorsunuz. Bağırsak sistemi çok fazla hareketli olduğunu düşünüyorsunuz. İshal olduğunu düşünüyorsunuz. Mesela bu çocuklarda ishal ortaya çıkar. Çok sulu kakalar yapılır ve sonrasında bunun için şey tanısı alan, inek sütü tanısı alan hastalar gördüm. Aslında bu ön sütün fazla alınmasına bağlıdır. Yapacağınız şey çok basit. 2 dakika kadar, bazılarında 2, bazılarında 5 oluyor. Deneyerek görün. Her iki göğsünüzü sağıp çıkan sütü atabilirsiniz. Daha sonra bebeğinizi emzirin. Bunu 3-4 gün denediğinizde eğer bebeğinizin gaz sancılarında azalma, ishalinde kesilme oluyorsa sorun ön süttür. Böyle bir deneme yapıp yardımcı olup olmadığını bakabilirsiniz. Bu dönem sonuna erene kadar 1-2 ay göğsü sağmak zorunda kalabilirsiniz. Bir başkası meme reddi. Bunun en önemli nedeni aslında bir türlü şunu anlayamamamız. Bebek büyüyor, bebek değişken bir şey. Başlangıçta size 45 dakika emzirmenizi söylüyoruz ama bu ömür boyu böyle devam etmiyor. Çünkü bebek büyüyor ve emme gücü artıyor. Çene kasları güçleniyor. Dolayısıyla memeyi boşaltma hızı artıyor. Mide kapasitesi arttığı için emme sıkılığı da artıyor. Bunun sonucu ne oluyor? Aslında bir süre sonra bebek daha uzun sürelerde beslenmeye, uzun aralıklarla beslenmeye ve emdiğinde daha kısa sürede memeyi bitirmeye, memenin içindeki sütü bitirmeye başlıyor. Bu da annelere şunu söylüyor. Ben sanki yeterince emzirmedim duygusu veriyor. Aslında bebek doymuş ve bitirmiş. Israrla sık sık emzirmeye devam ediyor. Emzirme süresini arttırmaya çalışıyor. Bu da çocuğun tokken bir şeyi size verilirse ister misiniz, istemezsiniz memeyi de reddetmeye başlıyor çocuk. Eğer meme reddi varsa çocukta beslenme aralıklarını uzatın, beslenme süresini kısa tutun. Yani çocuğu memeyi bıraktıktan sonra tekrar alması için ısrar etmeyin. Bir şey daha, bu dönem genelde çocuğunun dikkatinin etrafa çok fazla olduğu dönemlere denk geliyor. Yani 3. ay civarına denk geliyor. Çocuk artık çevresel farkındalığı olan bir çocuktur. Onu gürültülü bir yerde ortalıkta emzirmenin artık anlamı yok. Bu dönemden sonra genellikle aslında her zaman bunu istiyoruz. Çocuk anneyle beslenme, anneyle çocuk arasında özel bir şeydir. Onun için özel bir mekanı ve daha böyle yalnız kalabilecekleri bir yer olması gerektiğini düşünüyoruz doğrusunu isterseniz. Böylece annenin de dikkati dağılmaz, bebeğin de dikkati dağılmaz. İkisi de birbirini fark ederek, birbirine sevgi göstererek, ilgi göstererek emzirme, beslenme işlemini yerine getirebilirler. Yatak odasında, loş bir ışıkta hep aynı yerde beslenmeye başlamak da bu emzirme işinin daha başarılı olmasını sağlayabilir. Başka ekleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok. Emzirme inanılmaz bir bağdır çocukluğu aranızda. O yüzden bu emzirme işini yaparken başka şeylerle ilgilenmeyin. Telefona bakmayın. Başka kaygılarınız olmasın. Aman yemek yapamadım, evi temizleyemedim. Borusu da bana şunu söyledi. Bunları unutun. Tamamen olumlu duygularla ve çocuğunuza odaklanarak emzirme eylemini gerçekleştiren. Harika bir süreçtir ve bitiyor. 2 yılda bitiyor. Sonra çok özleyeceksiniz. Ben hala özlüyorum o bağı. Size harika bir ebeveyn yolculuğu ve emzirme öyküsü diliyorum. Hoşça kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.